meydana getirdiği mallardan, hizmetlerden başka insanlar istifade edecektir. Bunlar İslami manada ehemmiyetle üzerinde durulan şeylerdir. Geçen derslerimizde dediğimiz gibi alın teriyle, emeğiyle işe katılan insanların üzerinde çok titizlikle durulacak. İşçinin üzerinde çok titiz, çok itinalı, çok dikkatli durmamız gerekiyor. İşçinin mal ve hizmet üretebilmesi için ortaya insanların muhtaç olduğu malı, malzemeyi, eşyayı, maddeyi getirebilmesi için, meydana koyması için, üretim yapabilmesi için rahatlıkla, huzur içinde çalışmasını temin etmek şartı vardır. Bir işçi geçiminden aciz kalırsa evinin, ehlinin, çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılayamayacak kadar sefil olursa, sefil bir işçiden hizmet bekleyemezsiniz. Hani gönül huzuruyla iş yapmaz. Huzursuzdur, sıkıntılıdır, içinden gelmez, kalbinden doğmaz, isteyerek yapmaz, düşmanlık besler, kin taşır, canı sıkılır. Binaenaleyh bir işçinin tam ve mükemmel manada iş yapabilmesi, piyasaya mal üretebilmesi, o iş sahibine gerekli randımanı, iş imkanını verebilmesi için o işçinin muhtaç olduğu bütün mevzuların halledilmesi ve huzur içinde bulunması lazımdır. Yoksa iş veremez. Her şey böyledir. Kendi karnını doyurmak zorunda olduğu gibi idaresi altında bulunan ailesini ve çocuklarını da aynen doyurması lazım. Aynen onları da yetiştirebilmesi lazım. Aldığı ücretlerle, aldığı maaşla, aldığı parayla kendisini, evini, ailesini, çocuklarını geçindirmekten aciz olan bir işçiden randıman beklemeye, iş beklemeye İslami açıdan hakkınız yoktur. Huzursuz olur o, verimsiz olur o, tutumsuz olur, hırslı olur, kindar olur, saygısız olur, sevgisiz olur. Bunlar İslami ölçülerdir. Bu ölçülere sadakat gösterilecek. Dengeli olacak. İş ile işçi arasında ahenk olacak. İş veren ile işçi arasında ahenk olacak, nizam, intizam olacak. Denge olacak, denge. Dengesiz oldu mu cemiyet çöker bugünkü şekliyle. Dolayısıyla bir cemiyette, bir memlekette, bir vatan üzerinde yaşayan insanlar arasında mutlaka o memleketin üzerindeki servetler, kıymetler, menfaatler üzerinde dengeli, muvazeneli bir dağıtım yapmak mecburiyeti var. Servetler dengeli dağıtılacaktır. Ücretler dengeli dağıtılacaktır. Gelirler dengeli dağıtılacaktır. Dini İslam'da servet, gelir dengeli olduğu gibi veya bunu emrettiği gibi tüketim sahasında da dengeli bir cemiyet istenmektedir. Her isteyen her istediği şekilde malını tüketemez. Her şeye, her tarafa, her şekilde yatırım yapamaz. Bir takım haramlar, bir takım günahlar bu hususları sınırlandırmıştır. İslam cemiyetinde her kafasından esen her şeyi yapma serbestliğine sahip değildir. Bunun bir ölçüsü, bir standardı, bir ayarı vardır. Mesela israf. İsrafın hudutları o kadar geniştir ki, israfın hudutları öyle ayarlanmak zorundadır ki, bütün bir cemiyetin, bütün bir halkın, ahalinin istifadesi, umumun istifadesi nazarı itibara alınarak
son derece dikkatli ayarlamalara gidilir. Tüketimde de, üretimde de. Bunlar geniş meseleler tabii, etraflıca üzerine durulması lazım, fazla uzatmayacağım. Burada bütün mesele cemiyetin ahengini, toplumun düzenini, ahengini normal ölçüler içerisinde yürütmesi gereken servet sahipleri. Kur'an-ı Kerim servet sahipleri üzerinde çok duruyor. Kur'an-ı Mübin'i okuyanlar, tefsirini takip edenler görecektir. Devamlı olarak zenginlerin üzerinde Kur'an çok duruyor. Hocalar değil, Kur'an çok duruyor. Kur'an-ı Kerim ehemmiyet veriyor zengin sınıfa veya zengin sınıfın sermaye sınıfının üzerinde ısrarla duruyor. Israrla duruyor. Bakınız, mesela kısa bir misal olsun diye bir ayet-i kerimeyi arz edeyim. Tevbe suresinin 31-35 numaralı ayeti, Tevbe suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir. Tevbe suresi 35 numaralı ayette zenginler, servet sahipleriyle alakalı aynen şu hükmü ve haberi getiriyor Kur'an. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفُدَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ اَل۪يمٍ. Ey Resulüm Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem, elinde geniş ölçüde parası olanlar, serveti, sermayesi olanlar, altını, gümüşü olanlar, bu servetlerini, sermayelerini insanların, memleketin, milletin hizmetinde kullanmazlar da Allah yolunda, Allah'ın kullarının maişeti uğrunda, Allah'ın kullarının iş bulması, yaşayabilmesi, çalışabilmesi için geçerli, verimli, insanların istifade edeceği yatırımlarda kullanmazlar da bu paraları stok ederlerse, saklarlarsa, yatırıma arz etmezlerse, febeşşirhum bi azabin elim, bu zenginlerin doğrudan doğruya cehenneme gideceklerini onlara haber ver Muhammed'im buyuruyor. Kur'an ayeti. Bugün düşünün, yatırım sahalarına intikal etmiyor sermayeler, paralar. Bir takım bankerler türemiş, banker, nankör gibi geliyor bana bu, nankör, bankör gibi bir şey. Çirkin bir kelime bu banker. Bilhassa tahta kale, mahta kale bu çevrede, iş çevresinde kulağımıza kadar geliyor. Öyle asiler, günahkarlar meydana gelmiş ki, bankerler, piyasadaki tasarrufları, biriken paraları topluyorlarmış, %40 küsur, %41, %42 faiz veriyorlarmış. Piyasadan parayı çekiyorlar, insanların tasarruflarını alıp bir tekelde, bir noktada biriktirip biriktirip istedikleri gibi yatırım yaparak faiz yoluyla, fuhuş yoluyla korkunç kazançlar temin ediyorlarmış. Faiz, %41,5 faiz. Bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlardır. Bu şekilde faiz üzerine bankerlik yapanlar, faizli para alanlar, faizli para verenler, Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre, aleyhissalatü vesselama göre, Hazreti Peygamber'e göre, bu bankerler var ya, ismi, cismi kim olursa olsun, ben İslami açıdan söylüyorum, İslami açıdan söylüyorum, bu bankerler, bu nankörler, piyasadan parayı faizle toplayıp faizle verenler, bu kişiler Allah katında, peygamber katında, Kâbetullah'ın önünde analarıyla zina edenler gibidirler. Ahlaksız insanlardır bunlar. Ben Kur'an'a göre konuşuyorum. Kimseyle bir ilgim yok.
faizci bunlar.